bu haftaki konumuz yine iş dünyası sevgili dinleyiciler. Çok değerli bir konuğum var stüdyomuzda. Müsiat İnşaat Sektör Kurul Başkanı Sayın Ahmet Türk Yılmaz stüdyo konuğumuz. İzmir ve İzmir'de inşaat sektörünü konuşacağız. Hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk Belma Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Sizler iyisiniz. Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde genç Müsiat İzmir Şube Başkanı Mustafa Temel'i ağırladık burada. Evet. Yine müsiat gerçekten önemli bir sivil toplum örgütü. Bugün kentsel dönüşüm ve inşaat sektörünü konuşmak istedim. Bu hafta da onu işlemek istedim. Tabii. O yüzden Müsiat'ın sektör kurul başkanı olarak sizi davet ettim. Teşekkürler. Siz de kırmadınız, geldiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, sivil toplum örgütlerinin önde gelen kuruluşlarından Müsiat, Türkiye'nin farklı alanlarında ciddi teşkilatlanması olan, ayrıca sadece ülke içinde değil yurt dışında da teşkilatlanması olan bir kuruluş. Ulusal organizasyonlara ev sahipliği yapan bir çözüm ortaklığında bulunan bir sivil toplum örgütü. Özellikle siyaset, ekonomi, sosyal yaşam alanlarında yerinde tespitler hazırlayan bir organizasyon Müsiat. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği. Müsiat'ı birçok kez burada programlarımızda işledik. Müsiat'ın inşaat sektör kurulu neler yapıyor? Bugün sizden bunları dinleyeceğiz Ahmet Bey. Öncelikle sizi kısaca tanıyarak başlayalım, değil mi? Tabii ki. Ben Ahmet Türk Yılmaz. İnşaat yüksek mühendisiyim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Birçok sivil toplum kuruluşunda da aktif görev yapıyorum. Ama Müsiat'ın yeri bende de çok ayrı. Gerçekten Müsiat'la da beraber çok güzel işler de yaptığımızı düşünüyorum. İnşaat evet, işiyle de inşaat işiyle de uğraşıyoruz konut üzerine. Ne güzel. Kendi alanınızda. Müsiat'ın böyle gerçekten ben çalışmalarını çok beğeniyorum. Gerek Müsiat olsun, gerek geniş Müsiat olsun. Çünkü sivil toplum örgütleri önemli unsurlar. Ülkemiz için. Gerçekten öyle. Ve insanlık için önemli unsurlar. Yani yeryüzünde insanlık için. Çünkü büyük bir güçtür sivil toplum örgütleri. Kişinin gelişmesi noktasında, özellikle iş dünyasında çok önemli. Ben buradan genç kardeşlerime özellikle sesleniyorum. Geçtiğimiz programda da aynı seslenişi gerçekleştirdik. Kendinize yakın bulduğunuz bir sivil toplum örgütünde de özellikle de iş dünyasında aktif olan sivil toplum örgütlerine katılın. Üniversite döneminde katılın. Çünkü tecrübeleriniz ve gelişim akademinizde farklı bir vizyon geliştirecektir diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Size sanıyorum uzun dönem Müsiat'tasınız. Tabii uzun dönemdir Müsiat'tayız. Bir ikinci dönemim bugün bu İnşaat Sektör Kurulu Başkanlığı da. Biz tabii Müsiat hakikaten Türkiye'nin çok güzide bir sivil toplum kuruluşu. Hatta dünya çapında da en aktif, kendi alanlarında en aktif sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Üye sayısı itibariyle de. Biz inşaat sektör kurulu olarak da Müsiat'ın adına yakışır bir şekilde işler yapmaya çalışıyoruz. Biz sürekli düzenli olarak sektörümüzü topluyoruz. Dertlerimizi bir harmanlayıp beraber istişare ediyoruz ve bunu gerekli mercilere de mutlaka sunuyoruz. En son Ocak ayında Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısını İzmir'e çağırdık. Onunla ilgili bir raporlama yaptık, bir düzenlememiz oldu ve sunduk Bakan Yardımcımız Mehmet Ceylan Bey'e. Burada ciddi güzel geri dönüşlerimiz de oldu. Evet. Çünkü Kentsel Dönüşüm Genel Müdürümüz falan da gelmişti. Burada geri dönüş aldığımız konular da oldu. Evet, basında da kamuoyunda oldukça büyük bir yer edinmişti. Evet. Çünkü İzmir'de en önemli elzem problemlerden bir tanesi kentsel dönüşüm. Tabii aynen. Kentsel dönüşüm. Aslına bakarsanız İzmir'in en önemli problemi, Türkiye'nin de en önemli problemi. Tabii. Şimdi İzmir'de biz Müsiat olarak da elimizden ne gerekiyorsa sivil toplum kuruluşu olarak bürokratlarımız olsun, resmi daireleri olsun her türlü aktif olarak rol alıp İzmir'imizi, güzel şehrimizi daha üst seviyelere çıkarmak için elimizden geleni yapmaya niyetliyiz. Bunun için de her türlü rol almaya da hevesliyiz. Çünkü gerçekten biliyorsunuz İzmir aslına bakarsanız birinci derece deprem kuşağı bölgesinde. Maalesef. Yaklaşık İzmir'in de %65'i dönüşmesi gerekiyor. Dönüşmesi aslında gereken kaçak yapılaşma. Şimdi bu kaçak yapılaşmayı çözmenin de en güzel sorunu
en güzel çözümü aslında bakarsanız herkesle beraber istişare edip beraber güzel toplantılar yaparak en sonunda sonuca ulaşacak fikri bulup onu projelendirip hayata geçirmektir. Bir an önce hayata aynen. geçirmek aslında hem merkezi hükümet hem yerel yönetim hem sivil toplum örgütleri evet. Bu anlamda tek yürek olup bu problemi evet. acil çözümlemesi aynen, gerekiyor. Aynen, hükümet aynen. bu anlamda şimdi kentsel dönüşüm dediğimiz zaman bunun bir öncesi var. Neden bu kentsel dönüşüme önem veriliyor? Can, yani mal tekrar kazanırsınız ama can kayıplarını Allah kimseye göstermesin doğal afetleri canı tekrar geri getiremeyiz. O nedenle bir an önce kentsel evet. dönüşümü... Şimdi Belma Hanım konuşmanın başında söyledim ben inşaat mühendisiyim. Bizim için öncelik yani mühendisler için öncelik emniyettir. Yani emniyet dediğinizde konutlarda yaşayan insanların canıdır. Dolayısıyla aslına bakarsanız bu 6306 sayılı yasa da o zaman dönemin başbakanıydı, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok büyük gayretleriyle çıktı gerçekten. Evet. İnsan canının her şeyden daha önemli olduğunu gösteriyor bize. Çünkü her türlü binanın yenilenmesi ve dönüşmesi, daha doğrusu emniyetli, depremde yıkılmayacak binaların oluşması için bize önümüzü çok ciddi açıyor. Çünkü deprem bildiğiniz üzere aslında binaları yıkmaz. Binalar sağlam değilse, çürükse, eskiyse o zaman binalar yıkılır. Ama insanlar da bizim için en önemli varlıklar. Dolayısıyla biz bu kentsel dönüşüme hakikaten çok ciddi önem vermemiz gerekiyor. Çok ciddi bir yapı stoğunun kaçak olduğunu ve ciddi bir depremde 6.5'un üstündeki depremlerde yıkılma olasılığının çok yüksek olduğunu gösteriyor. Ve birinci derece deprem bölgesi. Deprem bölgesindeyiz ülkemiz, tabii ki. Ülkemiz hem de İzmir olarak bakıldığında. Aynen, aynen. Allah yaşını göstermesin tabii ki. Allah korusun tabii. Bu. Ama bunun için de gerekli tedbirlerin bir an önce yapılması gerekiyor bence. Kesinlikle öyle. İzmir'de sanıyorum yapı ortalama yaşı 26'nın üzerinde. Tabii 25'in üstünde 25'in üzerinde bir yapı stoğu var. Şimdi bugün sadece gecekondu bölgelerinde yapılacak gibi algılanıyor kentsel dönüşüm ama bakıldığı zaman Alsancak'ta, Karşıyaka'da, Alsancak'ta, aslına bakarsanız her yerde, Konak'ta, yani her yerde var. İzmir'in yerleşim bölgelerinde acilen değişmesi gerekiyor. Çünkü ben İnönü Caddesi'nde oturuyorum mesela. Orada ortalama 50 yani 40-50 yaş üzerinde apartmanlar var. Doğru. Yani kaçak yapılaşma olması gerekmiyor dediğiniz gibi. Evet. O binanın zaten depremde aslına bakarsanız ne kadar dayanacağını hani şanslara veya olasılıklara bırakmak çok da doğru değil. Bıraktınız çünkü kendi canınız. Tabii canınız. Yani kendi canınızı şans ve olasılıklara bırakmamak gerektiğini evet. düşünüyorum. O yüzden de öncelikli olarak güncel bir yapı stoğu envanterinin çıkarılması gerekiyor. Benim şahsi fikrim. Bu yapı stoğu envanterinde de nasıl hareket edeceğimizi çok süratli bir şekilde, yani bu siyasi çekişmeler veya siyasi rantlarla değil, aslına bakarsanız bunun zaten siyasi bir konu olacak, siyasi bir malzeme olarak kullanılacak bir hali de yok. Evet, yani böyle bir şey olamaz zaten. Tabii ki, yani insan canını veya insanların malını, canını siyasi malzeme olarak kullanmamak gerekir. Bu anlamda herkesin bir de herkesin, tek yürek olması gerekir. Evet, biz de müsiat olarak gerçekten bizim sektördeki üye arkadaşların da gayretleriyle elimizden ne gerekiyorsa yapmaya ve her türlü projenin içinde de aktif rol almaya razıyız, niyetliyiz. Mutlaka buna gayret göstermek gerekir. Biz herkes arasında bir köprü olmaya da niyetliyiz. Ne güzel. Ve gerçekten bu İzmir'deki insanların bir sorunu. Bunu sadece planlama çalışmalarıyla kentsel dönüşümü yapamazsınız. Belli bir yerden sonra tıkanırsınız Belma Hanım. Yani ben planları ayarlayayım, içindeki mevcut yapılara göre planlama yapayım, ondan sonra ben kentsel dönüşümü çözeyim derseniz bunu bazı alanlarda, bazı bölgelerde çözebilirsiniz. Fakat kentsel dönüşümün gerekli olduğu, daha doğrusu devlet elinin, resmi kuruluşların da dokunması gerektiği bölgeler var ki, hani müteahhitlerin, inşaat işiyle uğraşan kişilerin çözemeyeceği yerler var. Buraları da kentsel dönüşüm alanı olarak tespit etmek gerekiyor. 1500 hektar kentsel dönüşüm alanı ilan edildi İzmir'de. Evet. Fakat başlanan bölge çok az. Çok hızlı bir şekilde bu işlerin çözülmesi gerekiyor işin açıkçası. Evet.
Karabağlar'da Türkiye'nin 540 hektar, Türkiye'nin en büyük dönüşüm alanı. Evet, evet. Yani burada Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı. Başlattığı 101 hektarı Sayın Başbakanımızın İzmir'e geldiğinde sanıyorum 5 Nisan gibi başlandı. Orada göreceğiz 101 hektar ne kadar güzelleşecek. Çevre donatı alanıyla birlikte, sosyal donatı alanıyla yapılacak. Aslında dönüşüm yerinde dönüşüm olmamalı. Mesela ben görüyorum bina yıkılıp tekrardan yapılıyor. Tabii ki. Yani bu sadece sorunları, altyapı sorunlarını da erteliyorsunuz. Bir 50 yıl daha erteliyorsunuz. Aslına bakarsanız işte o konu da başka bir planlama sorunu. Evet. Ama çok güzel bir konuya değindiniz. Hani onunla ilgili de bir şey söyleyeyim. Tabii ki Karabağlar'da olan 101 hektar yeni bir ilçe yaratılacak. Kesinlikle. Belki İzmir'in en güzel ilçesi olacak Kesinlikle. Karabağlar. Kesinlikle, doğru. İnşallah 101 başladı, diğer alan 540 da tamamlanır. Ve diğer ilçelere de bu alan örnek olur inşallah. Çalışma olur diye düşünüyorum. Örnek olur inşallah. Tabii yerinde dönüşüm çok doğru değil. Hani belki tamam binalar yenileniyor, emniyetli yapılar oluşuyor ama bu yerinde dönüşümü, yani bu yasa çıktıktan sonra belediyelerin bu yasayla ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile koordineli çalışması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Şimdi iki katlı bina yıkıyorsunuz, iki dairelik yeri yıkıyorsunuz, yerine beş katlı daire yapıyorsunuz ve 10 daire oluyor. 5 katlı binada 10 daire çıkıyor. Ama yollarınız aynı, kaldırımınız aynı, altyapınız aynı, otoparkınız aynı. Şimdi bu tarz şeylerde tamam bina emniyetli çıkıyor ama hazır elimizde böyle bir fırsat varken, yerler de değerliyken bunların planlamasını güzel bir şekilde hazırlayıp, hala hazırda tutup o plana göre uygulamaya geçsek. Bunu yapamaz mıyız? Asıl sorun İzmir'de plan eksikliği bence. Şimdi şöyle yani bu yıllar önce yapılmış, düşünelim, kaçak yapılara müsaade edilmiş. İzmir'in %70'inin 5000'lik planları yok daha. Değil mi? Yani bu şu demek oluyor aslında, İzmir'in daha planları hazır değil, daha planları yok. Yani %70'i çok ciddi, yani 1/5000'lik Nazım İmar planları daha büyükşehir tarafından hazırlanmamış durumda. Daha İzmir planlı değil aslına bakarsanız. Şimdi böyle bir yerde aslında İzmir'in komple %70'i plansız. Tabii yaklaşık %70'i aynen 1/5000'lik planları yok. Şimdi siz böyle bir ortamda yerinde dönüşümde de hareket sorunu yapamıyorsunuz. Değil mi? Şimdi ne yapılmalı? Ayak uydurmak lazım aslında sürece. Yani bu işlerde belediyeler sürece ayak uydurmalı ve buna göre de hareket edebilmeli. Yeni planlı yerler yapabilmeli, arsalar üretebilmeli, değişik bölgeler açabilmeli. Yani bu Amerika'yı yeniden keşfetmek değil aslına bakarsanız. Yani bu kentsel dönüşüm veya büyüyen şehirlerde belediyelerin yaptığı işlerden bir tanesi bu. Çünkü şehir büyüyorsa ve siz buna engel olamıyorsunuz ki demokratik ülkelerde engel olma şansınız yoktur aslına bakarsanız. Şehir büyüyorsa siz şehri büyüyecek o zaman ana arterleri, ana bölgeleri oluşturursunuz. Tabii ki yeni alanlar açarsınız. Fakat bunda siz kısır kalırsanız işte o zaman plansız bölgelere kayarsınız. Doğru. Yani plansız dediğim eski yapıların olduğu ve iki katlı binaların olduğu, ondan sonralarda beş katlı olur ve sizin altyapınız hiçbir şekilde bunu kaldırmaz. Ondan sonra şehirde ciddi bir anlamda trafik yoğunluğu oluşur, su baskınları oluşur. Bunları çözmek de aslında bakarsanız her şeyin başı planlamadır. Doğru. Planlamayı doğru yapmak İzmir'de lazım. İzmir'de yeni yer alanlar açılabilir mi? Tabii ki. Yani İzmir'i harita olarak önünüze koyduğunuz zaman aslına bakarsanız şehir plancıları olarak oturursunuz ve yeni bölgeler açabilirsiniz. Gideceği aksar bellidir. Aslına bakarsanız belediyeler, resmi daireler, resmi kurumlar kaydırır şehrin. Ona göre de eğitim alanları, hastane alanları, ona göre altyapılarını, donatıları, sosyal donatıları yerleştirirsiniz. Otoparklarıyla, parklarıyla. Dolayısıyla şehir de o tarafa kayar. Ve verimli kayar ama. Yani altyapısıyla beraber kayar. İşte o zaman o şehri doğru yönetmiş olursunuz. Kentsel dönüşümü de ona göre hareket edersiniz. O zaman da kentsel dönüşümü gerçekten uygulamış olursunuz. Şehrin havasını değiştirirsiniz. Orada yaşayan insanların daha emniyetli ve daha güzel yerlerde yaşamasına da vesile olursunuz. Bu aslına bakarsanız şehirde yaşayan insanlar için kötü bir şey değil. Tabii iyi bir şey. Sadece istemek lazım, gayret etmek lazım, çalışmak lazım. Ben hep söylüyorum, biz müsiyat olarak, inşaat sektör kurulu olarak bu tarz projelerde ne varsa biz elimizi taşın altına koyabiliriz. Yeter ki bize desinler ki size bu görevi veriyorum, siz bu görevde yer alın ve bize yardımcı olun. Emin olun biz bunu yaparız. Yeni alanlar açılması konusunda İzmir'de bir eksiklik var diyorsunuz. Evet.
Evet, gerçekten bu anlamda bir an önce de hareket edilmeli. Yani bunu ertelemek gibi bir lüksümüz olamaz. Bu bir şeydir, hak yemek aslında gibi. Aslında bakarsanız ertelemek halının altına tozu saklamaktır. Sorumlusu kim olacak? Bir can tabii kaybolduğu zaman tabii Allah korusun tabii ne olacak? Sorumlusu kim üzerine olacak? İzmir'de %65 yenilenmesi gereken yapı binası var. Tabii ki, tabii ki. Çok ciddi rakamlar bunlar yani. Evet. Peki, yeni alanlar yaratılması ve planların yapılması gerekiyor dediniz. Ve en evet doğru aslında İzmir'deki eksiklik aynen bu. Bunun üzerine yürünmesi lazım. Bir an önce de kentsel dönüşümün uygulanması gerekiyor. Evet. Şimdi kentsel dönüşüm beraberinde de şöyle bir sorun ortaya çıkacak. İşte inşaat malzemeleri atıkları, harfiyat atıkları olacak. Bu konunun muhatabı sanıyorum yerel yönetimler tabii ki. Evet. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile beraber onların kontrolünde ama asıl bu yer gösteren kısım ilgili belediyeler. Evet. Yetkili belediyelerdir. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi 4 yer gösterdi bildiğim kadarıyla. Evet. Böyle bir sorun da olacak. Şimdi siz ne düşünüyorsunuz? 4 yer var. 4 yerden daha azdı. Yeni çıktı 4 yerde. Yine bir yükseltiyorlar sanıyorum bununla ilgili bir toplantı. Evet, yani çevre şehirciliğin de o zaman bir çalışması da vardı. Bu çevre konusuyla ilgili şube müdürlerinin de bir çalışması vardı. Onların dosyasını da incelemiştim ben. Yerel yönetimler çevre şehircilikten yer konusunda fikir beyan etmesini istiyor ama muhatabı tabii ki yerel yönetimler. Ama şimdi yer sizin, siz oranın hakimisiniz ve yeri gösterme sorumluluğu da sizde. Topu taca atmamak gerekiyor. Şimdi biz diyoruz ki kentsel dönüşüm yapalım, binalar yapılsın. Yani binalar yapılsın derken hani kimse yanlış anlamasın. Betonlaşmayı savunmak gibi bir şey değil. Sosyal donatırlarla beraber güzel bir şehir ortaya çıksın. Hani gayemiz bu. Ama bunu yaparken de tabii ki eski yapıları yıkmak durumundasınız. Tabii. Bu yapıların, atıkların da ilgili belediyelerin göstermesi gerekir. Ama doğru ve uygun yerlerde, feasible yerlerde. Şimdi siz çok da rentable olmayan bölgelere atın kardeşim bunu diye. Siz hafriyatçılara veya müteahhitlere bu yeri gösterirseniz aslında bakarsanız topu taca atmaktır. Yani bir de bunun taşınması var. Taşınırken de tabii bu ki atıkların merkezden merkeze bir şekilde mikrop, pisliğin çevre olumsuzluğunu aynen yaratmış tabii oluyorsunuz. Ki, tabii biraz ki daha çevre merkezlerinde olması gerekir diye yani düşünüyorum. En azından depolama bölgeleri öyle olup oradan nakliyesini yapması gerekiyor ilgili belediyelerin. Yani en azından müteahhitlere daha hızlı. Çünkü sonuçta bunu taşıyan hafriyat kamyonları trafik oluşturuyor, yollara zarar veriyor. Yani aslında bunun birçok etkisi var. Bu etkiyi minimum düzeyde tutup daha sonra mevcutu taşımak daha tabii ki aslında bu işi yapan kişilere kolaylık sağlamak gerekir. Yani bunu başka bir gözle bakmamak lazım aslında. Çünkü bu çok önemli bir konu. Yani İzmir'deki yapıların çoğunun Allah korusun ciddi bir depremde yıkılabilme olasılığı bu inşaat sektöründe bu işi yapanlara mutlaka ilgili kurumların bir takım inisiyatiflerde bulunup bunların i̇şte önünü açması ve kolaylaştırması gerekir. Bu kötü anlamda değil aslına bakarsanız. Evet. Şahıs veya bir firma olarak söylemiyorum. Evet. Tam anlamıyla sektörel olarak bir rant oluşması gerekiyor ki bu işler kolaylaşsın. Çok önemli bir konuya değindiniz. İzmir şimdi biliyorsunuz artık yerli ve yabancı yatırımcıyı bir evet cazibe merkezi haline geldi. Yani bugün 20 bine yakın İstanbul nüfusu İzmir'e geldi doğru bu noktada. Yani son rakamlar sanıyorum. Doğru. Çünkü İzmir-İstanbul otoyoluyla beraberinde İstanbul'a alternatif bir şehir olmaya başladı İzmir. Çok doğru. Bence alternatifin de üstünde çıkacak. Yabancı yatırımcının çok dikkatini çekecek. Doğru. Bu anlamda da kentin de hazırlanması lazım. Nedir bu? İşte altyapı, otopark, bu tür yatırımcıların işlerinin kolaylaştırılmasıyla ilgili planların hazırlanması evet lazım. Evet. Bu anlamda merkezi hükümet, yerel hükümet, sivil toplum örgütleri ve akademisyenler de işin içine dahil edilerek doğru acil bir plan hazırlanması lazım. Çünkü yatırımcı geldiği zaman sorunla karşılaşırsa gider. Gider. Ve tekrar getiremezsiniz. Doğru. Çok yani yatırımcı öyledir zaten. Yatırımcı bakar, şehri bir tartar. Eğer burada bir çözüm olabiliyorsa, çünkü biliyorsunuz bir ara Manisa Organize Sanayi'ye kaydı. Evet. İzmir'deki neden sanayi tesisleri. Çünkü buradaki bürokratik engellerin
ile uğraşmaktan artık çok sıkıldı. Baktı Manisa'da bu sorunları çok daha rahat çözebiliyor. Hemen oraya kaydı. O tarafa kayan çok ciddi yatırımcı, sanayici arkadaşlarımız da var. Benim bildiğim çok ciddi, çok iyi iş yapan arkadaşlarımız da var. Şimdi hazır böyle bir fırsat geçmiş elimize. Yollarıyla, ulaşım arterleriyle, Körfez şehriyiz, deniz ulaşımıyla. Körfez tüp geçiş, bölge hastanesi, tabii ki, limanlarımız, ihracat. Ankara, İzmir tren hattı var. Yani şimdi bu Sayın tarz... Sayın Başbakanımızın İzmir'e verdiği evet. Önemli projelerdir bunlar. Çok önemli ve projeler. Ve 2018'de bu projeler bitecek. Doğru. 2018'de İzmir artık marka kent. Yani sadece Türkiye bazında değil, dünya bazında evet. Cazibe merkezi haline kesinlikle gelecek. Kesinlikle öyle. Buna ben çok inanıyorum. Üniversiteler kenti ayrıca İzmir. Doğru. İnşallah şu yerli otomobil üretimi İnşallah. De İzmir'de gerçekleşir. İnşallah. Bu anlamda da her programda ben bunu dile getiriyorum. İnşallah. O yüzden İzmir artık çok marka bir kent olacak. Bu anlamda bütün İzmir'in de çalışması lazım. Evet. Bir bütün halinde yatırımcıyı nasıl çekeriz, yatırımcının işini nasıl kolaylaştırırız? Bunun derdinde aynen. olması yani lazım. Yatırımcıya köstek değil de destek olması lazım. Yani yatırımcıya İzmirli, İzmir bürokrasisi köstek değil, onun önünü açabilecek şekilde yatırımlara destek ve teşvik olacak şekilde desteklemesi gerekiyor. Aslına bakarsanız bizim tek istediğimiz bu. Çünkü gerçekten İzmir çok güzel bir şehir. Yaşaması da, dolaşması da, gezmesi de, turizm anlamında da çok keyifli bir şehir. Bu şehri yatırımcıya da anlatabilmemiz lazım ki işte o zaman gerçekten marka bir şehir olacak. Ben de inanıyorum. Efendim gelelim yine sektöre. Sektörden çıktık. İzmir deyince ben böyle evet. çok heyecanlanıyorum. Güzel Yo, çok güzel. Diyorum. Güzel İzmir'imiz yaradan her türlü güzelliği vermiş. Biz de onu daha güzel hale getirelim Doğru. diye düşünüyorum. O yüzden sektöre gelelim. Siz inşaat mühendisisiniz. Evet. İnşaat yüksek mühendisisiniz. Genç ne güzel pırıl pırıl. MÜSİAD'da böyle sektör kurulu başkanlarının da böyle dinamik ve gençlerden oluşması beni çok mutlu ediyor. Sağ ol. Gençlere verilen değer bu. Müteahhitlerin sorunları, sektör sorunları neler? Biraz da onu dinleyelim sizden. Aslına bakarsanız tabii çok da güzel aslında, bir konuya değindiniz. Ha, biraz değindik programın ilk başında ama. Evet. Şimdi şöyle, birçok sorunu var tabii ki. Yani her sektörün kendi açısından sorunları var. Bizim de tabii ki sorunlarımız var. Tabii. Şimdi bu sorunlardan sırayla başlayabilirsek, en azından şimdi bu son dönemlerde çok ciddi fiyat artışları oluyor. Zaten beton, önce bakarsak beton dediğiniz şey, biz herhalde Türkiye'nin, herhalde değil aslında kesinlikle Türkiye'nin en pahalı betonunu döküyoruz. Burada ciddi bir tekelleşme var. Biz derken İzmir olarak mı? İzmir olarak. İzmir Türkiye'nin en pahalı betonu döküyor. Yani bir tekelleşme var bazı firmalardan kaynaklı. Şu diğer şehirlerle, yani yanımızda Manisa, Denizli'yle bile kıyasladığımız zaman çok ciddi fiyat farkları var beton konusunda. Bu beton konusunda bu tekelleşmeyi biz sürekli gündeme getiriyoruz. Çeşitli bazı müteahhit dernekleri de bunu gündeme getiriyor. Biz de sürekli gündeme getiriyoruz. İlgili birimlerin bu konuya mutlaka el atması gerekiyor aslına bakarsanız. Bunu tekelleşmeyi özel sektör mü sağlıyor? Özel sektör. Beton sektöründe aynen, çalışan aynen. özel sektör. Şimdi şöyle düşünün. 3000'e yakın sektörü etkileyen bir sektörüz biz inşaat sektörü olarak. Yaklaşık ekonominin %50'si %60'ını direkt etkileyebiliyoruz. Ve ekonomi daraldığı zaman veya dünyada bir sıkıntı olduğu zaman inşaat sektörüyle biz ekonomiye can vermeyi düşünüyoruz. Tamam, bunların hepsi çok güzel. Ama inşaat sektöründe de siz bir takım zorluklar çıkarmadan önünü açarsanız biz can olalım, ekonomiye can olalım, katkıda sağlayalım, her şeyi yapalım. Ama her şeyi müteahhitin üstüne sırtlamamak lazım. Hı hı. Burada müteahhitin biraz önce kentsel dönüşümdeki gibi bazı konularda da önünü açmak gerekir. Şimdi bakıyoruz, demir, yani inşaat demiri. Şimdi inşaat demiri, dolara bakıyoruz tamam bir yıl içinde %30 oranında bir artış sağlamış. Ama inşaat demiri %100 artmış. Şimdi bunun... bizim açımızdan kabul edilebilir bir tarafı yok. %100 çok yüksek bir rakam. %100 peki çok ciddi bir rakam. Peki bunu etkileyen faktörler ne? Şimdi yani tabii ki bunu satan, hani inşaat demiri satan tüccarlarla olsun veya bir takım o yerlerde çalışan insanlarla konuştuğumuz zaman söyledikleri şu, dolar artıyor, hurda fiyatı artıyor, bir takım inşaat demirinin üretimindeki malzeme fiyatları arttı, tamam. Ama
ihracat da artıyor. İhracat yaptıkları için üretimi azaltıyorlar. Üretim azaldığı için de piyasadaki fiyatı artırıyorlar. Burada gerçekten devletimizin bu konuyu el atması gerekiyor. Çok ciddi bir miktarda artıyor. Peki diğer malzemelerin fiyatları da artıyor. Hani dolara endeksi olan veya olmayanlar da. Otomatikman dolar arttı, hemen benim de fiyatım artsın. Kimse elini taşın altına koyma gibi bir gayreti yok. Kimse hükümetinde, devletinde şu neticede ciddi bir savaş ortamındayız. Orta Doğu'daki gelişmeler var. Böyle bir konjonktürde hükümetin, devletin çabalarına birazcık bir kova su da ben taşıyayım gibi bir gayreti yok. Dolar arttı. Ben de hemen üretimde hemen fiyatımı artırayım hesabına gidiyorlar. Evet. Şimdi bu tarz duyarlı olmak lazım. Olarak, iş adamları olarak bu tarz basit hesaplar yapmamak gerekir. Ateş çemberi içerisindeyiz ülke olarak. Evet. Çok zor günleri atlattık. Atlatabildik çok şükür. Atlatacağız da inşallah. Atlatacağız da daha da iyi. Hükümetimiz çok ani önlemler aldı. Hem ekonomik noktada hem terörle mücadelede de büyük gayret sarf ediyoruz. Bizler de yapalım. Bizler de iş dünyası olarak, vatandaşlar olarak, her çalışan herkes işini en iyi derecede yapsın. Ve önce vatanını düşünerek yapsın. Şimdi Belman, fırsatçılık en kolayıdır. Sözde vatanseverlik de çok basittir. Önemli olan eyleme geçebilmektir. Şimdi dolar arttı, ben de hemen üretimi artırıyorum şu an. Tamam. Ama peki burada müteahhit, ekonomiye can verecek. Ben senden malzeme almadığım süre içinde sen bu üretimi yapamazsın. Bu üretimi yapmadığın zaman da sana da faydası yok, bana da faydası yok. Tamam. Sen bana artırıyorsun ama şimdi hani bir ciddi bir faiz lobisi var. Devletimizin, hükümetimizin uğraştığı. Şimdi bu faiz lobisiyle konut faizlerini ciddi anlamda düşüremiyoruz. Evet. Düşüremediğin zaman konut işiyle uğraşan müteahhitler dairelerini kimlere satacaklar? Aslında hepsi birbirini tetikliyor. Tabii ki hepsi birbirini tetikliyor. Cumhurbaşkanımız da faiz lobisiyle son derece mücadele ediliyor. Kesinlikle. Şimdi siz bu noktada, siz bunlarla mücadele ettirmiyorsunuz bize. Biz fiyatı artıramıyoruz, alamıyoruz. Bir yerden sonra tıkanacak. Bu inşaat demirine geri dönersek, ya KDV indirimi yapması bence çok doğru olur. Veya ihracatta da en azından bu demir üreticilerini kontrol etmesi gerekir. Çünkü gerçekten fiyatlar çok korkunç arttı. Bu yönde, buraya gelmeden önce de, daha önce de sektörümdeki veya dışarıdaki birçok müteahhit arkadaşın bana söylediği, lütfen bu konuya değinin. %100 oranında artışlar inanılmaz müteahhitleri zora sokuyor. İnşaatların durdurma noktasına gelen müteahhit arkadaşlarımız var. Bu aslına bakarsanız kimseye fayda getirmez. Kesinlikle. Mutlaka. Aslında ne ekersen onu biçersin. Tabii ki. Yani ben bencil olayım, sen bencil olursan ne olacak? Bu sefer sektör bitecek. Yani aynen. Kimse ev almayacak aynen. Öyle olursa. Tabii ki. Yani. Herkes biraz daha gayret edip bu sektörün daha ayakta tutulmasını evet. Sağlamalı. Ki Ahmet Bey'in dediği de doğru. Sadece inşaat sektörü deyip geçmemek lazım. Onun yanında birçok kalem sektörü de etkileyen bir sektör. Ya direkt ve dolaylı 3000'e yakın sektörü etkiliyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Rica ederim. Var mı eklemek istediğiniz başka? Aslında konuşacağımız konu çok. Evet. Hem anlatmamız şeyler var, çok. Elimizden şey yapalım ama buyurun devam edelim. Bir konuya daha değineyim. Şimdi bir yönetmelikler değişti. İmar yönetmelikleri bir de otopark yönetmeliğinin değişmesi gündemde. Evet. Tabii yönetmelikler değişiyor. Çok güzel. Güzel şehirler için. Yapıyorlar, hazırlıyorlar. Fakat mevcuttaki şehirlerde, eski yapılaşmanın olduğu yerlerde bu yönetmelikleri uygulamak çok zor. Bu noktada bürokrat arkadaşlara da, ilgili kurumlara da biraz daha inisiyatifli ve daha bizi düşünür şekilde yönetmelikler hazırlamalarını bekliyoruz. Gerçekten bizim yapabileceğimiz şeyler olduğu zaman biz elimizden geleni yapmaya gayretliyiz, niyetliyiz de şehri güzelleştirmek için. Ama yapılamayacak şeylerde de kimse zarar etme pahasına iş yapmaz. Bu noktada tabii müteahhitliğe de biraz düşünüp korumakta fayda var diye düşünüyorum. Tabii. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Renk kattınız programımıza. Sağ olun. Teşekkür ederim. İnşallah dinleyicilerimiz için de sektörü ilgilendiren konularda bir vizyon kazandırmışızdır. Çok değerli aslında konulara değindiniz. Sağ olun. İnşallah çözüm bulur. İnşallah. İnşallah. Çözüm için biz elimizden geleni yapacağız. Evet. Sevgili dinleyiciler, program konuğumuz Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği İnşaat Sektörü Kurul Başkanı Sayın Ahmet Türk Yılmaz'dı. İnşaat sektörünü ve sorunlarını konuştuk. Haftaya farklı konu ve konukla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.